Kıyafetle başlayacağım. Tamam. Bayrak kırmızısı mı diyeyim? Evet, bayrak kırmızısı. Tuğba Atasoy'un tasarımı. Böyle gururla ve mutlulukla taşıyorum. Kendisi çok kıymetli Türk tasarımcılarımızdan biri. Ben de bu gece onun kıyafetiyle katılmak istedim. Şimdi, Akasya Durağı'ndan Kızıl Goncalar'a evrilen bir serüven. İnanılmaz bir kariyer bence. Teşekkür yani, ederim. Çok sağ olun. Çok beğenerek de izliyorum. Kendim çok de izliyorum. Kızıl Goncalar'da yakaladığınız başarıyı birazcık konuşalım. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz sizi? Ya açıkçası benim sektördeki 20. yılım ve binlerce senaryo okumuşuzdur herhalde. Kızıl Goncalar'ın senaryosundan çok iyi bir iş çıkacağı belliydi açıkçası. Gold Film zaten yıllardır çok iyi işlere imza atmış bir şirket. Benim de 6. işim. O yüzden hani kadrosuyla, yönetmeniyle iyi bir iş çıkacağını bekliyordum açıkçası. Çok iyi bir senaryoydu çünkü. Ben de böyle uça uça kabul ettim açıkçası. 2-3 bölümde böyle bir sendeledik, böyle tepkiler, enteresan şeyler oldu. Evet, çünkü hiç alışılmadık bir proje. Yüzleşmemiz gereken bazı konular vardı belki de, bilmiyorum. Ama çok alışılagelmeyen, bir fikri olan, çok tanımadığımız insanları bize tanıtan ve yakınlaştıran bir proje olduğu için önce bir ne olduğunu anlayamadık, sonra da çok sevdik sanırım. Reytinglere bakılırsa çok sevdik ve anladık ve içimize aldık diye düşünüyorum. Şimdi diğer setlerden Kızıl Goncalar ayıran en önemli özellik ne? Bakıyorsunuz şöyle diğer 5 proje, bu 6. proje dediniz. En önemli özellik ne bu? Öncelikle bizi bir araya getiren konu çok özel bir konu. Çok alışılagelmeyen bir konu olduğu için. Onun dışında oyuncu kadrosu çok güçlü. Reji ekibi çok güçlü. Senaryo ekibi çok güçlü. Ya açık söylemek gerekirse her zaman denk gelmiyor. Bu kadar herkesin çok güçlü olduğu yok. Ensemble olarak çok başarılı bir iş olduğu için herhalde böyle tek bir kişinin yüklendiği değil de herkesin sırtına o yükü almaktan mutluluk duyduğu bir iş olduğu için özel bir iş olduğunu düşünüyorum. Peki Özcan Deniz'le çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Dünyanın en tatlı insanlarından biriymiş ama bizim bütün kadromuz öyle. Umarım bugün sete de gelirsiniz. Hepsi öyle yani. Efendim, gelsek de almıyorlar bizi. Okey, tamam. O zaman biraz dışarıdan konuşacağız ama Özcan Bey de çok 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 tatlı bir insan. Özge Hanım da çok çok tatlı. Bütün oyuncu kadrosu, bütün iş arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Arada şarkı söylüyor mu Özcan abi? Biz ona söylüyoruz. Ama dön desem diye biz ona söylüyoruz. Hadi bir söylüyoruz. Tane söyleseniz ya. Hayır. Çok teşekkür ederim ama biz ona daha çok söylüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gazze'de, Refah'ta çok büyük bir insanlık dramı daha yaşandı. Maalesef. Bu konuyla ilgili birkaç cümle. Bu konuyla ilgili söyleyecek hiçbir şey aslında yok. Çünkü kanımız donan bir konu. Umarım biz durduramıyoruz ama İsrail'le olan barış yanlıları bu konuyla ilgili ivedilikle bir çözüm yolu sunar. Ve ivedilikle bu işin hemen sonlanmasıyla ilgili bir hareket alır. Çünkü galiba biz başka bir dinden olduğumuz için, başka bir ırktan olduğumuz için bizi dinlemiyorlar. Umarım kendi ırklarından, kendi dinlerinden ama barış yanlısı olan insanları dinlerler. Hepimizin tabii ki canı çok acıyor. Ne yapabileceğimiz bilmediğimiz çok korkunç bir konu. Gerçekten böyle. Bu. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir problem var biliyorsunuz. Evet. Unutulmaları söz konusu. Bu da bir soykırım mı? Ya açıkçası hayvan haklarına önce bizim ihtiyacımız var. Onların hayvan tabiatında kendince bir fikirleri, bir düzenleri var. Ama biz onlarla yaşamayı bilemediğimiz için, biz beceremediğimiz için hayvan haklarına önce bizim sahip olmamız gerekiyor. Onlara hangi ölçüde, hangi medeniyette davranmamız gerektiğini öğrenmek için. Bence ivedilikle, mesela benim abim hayvan eğitmeni, bütün hayvanları eğitebilecek bir bilgiye sahip. Keşke o ve onun gibi insanları ilkokullardan itibaren çocuklarla tanışsalar, bütün hayvanlara nasıl davranılması gerektiğini o ve onun kadar bilgili insanlar tarafından öğrenseler ve çocuklar medeniyetle, o canlılarla yaşamayı bizim gibi ve bizden önceki nesiller gibi öğrenebilse. Çünkü vahşi her çağda, her yılda vahşiydi. Biz medeni insanlarız. Daha da ilerletmek için elimizden geleni yapacağız tabii ki. Bir minik magazin yapayım mı ya? Canım çekti. Yani aşk meşk olaylarına girelim mi? Vallahi hiç yok. Dürüstçe söylüyorum. Olduğu zaman da bildiniz zaten. Olmadığı zaman da bildiniz. O kadar yoğunum ki hiç öyle bir fırsatım olmadı. Hemen geliyorum. Röportajı bölüyorum çünkü arkadaşlarım bekletti. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.